Arkadaşlar bugün bir dersimizde haftalardır şuradan geldi, buradan geldi, şuraya yerleşti, böyle yerleşti, şöyle yerleşti, burada şöyle yaşadı, böyle yaşadı diye anlattığımız Kıbrıslı Türklerin Türkiye'nin ilk gelene ilginç gelen ağzını, Kıbrıs Türk ağzını konuşmak istiyorum. Bu ağız nereden çıktı? Neden böyle konuşuluyor? Nerede üretildi? Bu önemli çünkü bu şey oldu ya, neydi? Barış Pınar Harekatı. Bir hayli devlet Türkiye'yi işte kınıyor. Farkındaysanız hiç bizim aklımıza, ilk duyduğumuza şaşkınlıklar getiren bir ülke. Destekleyelim. Macaristan. Niye? Pek çoğumuz bilmeyiz. Ama Turancı hareket Türkiye'den önce Macaristan'da başlamıştır. Macarlar kendilerini Türk kabul ediyorlar. Yani yeni bir şey değil bu. Genel kültürlerin içinde biz Türk'üz şeyi var. Ögesi var. Nitekim İstanbul'dan önce Budapeşte'de Turancı dernekler kurulmuştur. Ve ünlü bir Macar bilim adamı Ligeti der ki, bir halkın kökenini ararsanız diline bakacaksınız. Bir halkın konuştuğu dil kökenini ele veriyor. O dili tabii her dilin çeşitli ağızları var. Aksanları var, lehçeleri var. Örneğin şu anda dünyanın en ünlü, en çok konuşulan dili pozisyonunda olan İngilizcenin bir İngiliz ağzı var. Bir Amerikan ağzı var. Güney Afrika ağzı, bir de Avustralya ağzı var. Farklı şeyleri farklı farklı söylerler. Örneğin biri motorway der, öteki otoban der. Öteki highway der. Hepsi de İngilizcedir. Otoban Almanca alınma. Bunun gibi Türkçenin bir tek ağzı yoktur. Türkçe şu anda dünyada 200 milyon insan tarafından konuşulan ve anlaşılan bir dildir. Ama bir tek ağzı yoktur. Dünyanın çeşitli yörelerinde kendine göre farklı tarihler yaşayan, çeşitli Türkçe konuşan topluluklar değişik ağızlar ve şiveler kullanmaktadırlar. Hepsi Türkçedir. Ha, bir ulusal birliğin en üst ögesi ulusal dil olduğu için ve Türkçe ulusal dili İstanbul ağzından neşet aldığı için elbette ki yazı dilimiz İstanbul ağzıdır. Fakat konuşma dilimiz her yerde kendine göredir. Lefke Üniversitesi'nde görevli olduğum, yöneticiydim orada, hoca değildim. Bir dönemde bir konferans düzenlemiştik Lefke Üniversitesi'nde. Mirsey Sultan Galiyev ile ilgili. Ve çeşitli siyasi görüşlerden. Çünkü Mirsey Sultan Galiyev hem Bolşevik Partisi Merkez Komitesi üyesidir, hem de Turancı'dır. O bakımdan hem komünistlere hitap eder, hem ülkücülere. Değişik siyasi görüşlerden insanlar bir araya getirip Mirsey Sultan Galiyev'i tartıştırmıştık. Ve görmüştük ki en uçta gibi görünen iki kesim bile ortak bir nokta bulup tartışabiliyor. Ve bir de Galiyev'in memleketinden, Kazan'dan ünlü Tatar yazar Renat Muhammedi'yi de davet etmiştik. Renat Bey Rus parlamentosunda üyedir. Kazan çünkü Moskova'nın dibi. Kürsüye çıktığında bizim Lviv'deki akademisyen arkadaşlar yanına bir tane tercüman koydular. Renat Bey kendi dilinde konuşacak, o arkadaşla tercüme edecek.
Üçüncü cümlede ayağa kalktım. Neyi nereye tercüme ediyorsunuz dedim. Ya Türkçe konuşuyor. Türkçe tercüme mi olur? Tamam farklı bir Türkçe ama dikkatle dinlerseniz anlarsınız Türkçe konuşuyor adam. Konuşmasını dinleyince Renat Bey benim yanıma geldi. Ve teşekkür etti bana o müdahalen için. Ve nitekim bizim köye gittik. Renat Bey herkes anladı. Farklı bir Türkçedir ama Türkçedir konuşulan. O bakımdan böyle monoblok bir tek kültür yoktur hiçbir yerde. Hiçbir dilde de yoktur. Öyle bir yapı. Büyük dillerde. Şimdi 10 milyon insanın konuştuğu bir küçük dilde bir monoblok yapı görürsünüz. Herkes aynı konuşuyor. 10 milyon kişi konuşuyor çünkü. Ve daracık bir coğrafyada konuşuyor. Fakat böyle dağılmış bizim gibi Osmanlı İmparatorluğu dolayısıyla ve ondan önce de başlayarak pek çok yere dağılmış dillerde coğrafi özellikler ve tarihsel özellikler her zaman öne çıkıyor. Kendini gösteriyor. Şimdi Kıbrıs ağzı dediğimiz bu ağız arkadaşlar geçtiğimiz derslerde ayrıntılarını anlattığım o sürgün sonrasında Kıbrıs'a gelenlerin Kıbrıs'a gelirken Anadolu'dan getirdikleri Türkçeyi geri dönmeleri ilan sebebi olduğu için geri dönemediklerinden ve ta İngiliz dönemi başlarına kadar da ciddi bir okulsuzluk dolayısıyla sözlü edebiyatla yaşadıklarından ve izole yaşadıkları için bir adada gelirken getirdikleri dili sonuna kadar korumaları ve okullaşma döneminden sonra İstanbul ağzıyla muhatap olmaları sonucunda korunmuş olan, laboratuvar değerinde korunmuş olan 14. yüzyıl Türkmen ağzıdır konuşulan. Niye? Yani onun çünkü böyle iddia etmek kolay. İddianızı kanıtlamanız lazım. Çünkü burada konuşulan Türkçe'de görülen bütün özellikler Anadolu'dan ve hatta Anadolu öncesinden taşınarak bugüne gelmiştir. Ayrıntılarına girmemiz lazım. Çünkü ayrıntıları konuşmadan bir takım şeyleri iddiaları kanıtlamak mümkün değil. Şimdi arkadaşlar şimdi Kıbrıs'ta konuşulan Türkçe ağzında ünlü ve ünsüz seslerde bir takım değişimler gözlenmektedir. Örneğin ünlü değişimleri vardır Kıbrıs'ta. Mesela A-E değişimi. Ahali demiyoruz, ehali diyoruz örneğin. Ramazan demiyoruz, Remezan diyoruz. Safa demiyoruz, Sefa diyoruz. Kadayıf demiyoruz, Kadeyif diyoruz. Masal demiyoruz, Mesel diyoruz. Şimdi bu A-E değişmesi Kıbrıs'a mı has? Başka bir yerde yok mu? Buyurun Karacaoğlan'dan bir beyit. Aksa'ya giymiş, Şuha Fermene, Fermane değil Fermene. Gören değil de döner pervene. Pervane değil pervene. Karacaoğlan. A değişimi de var. Yani örneğin mendil değil mandil. Kardeş değil kardeş. Bahçe değil bahça. Gidince değil gidince. Severse değil severse. Bunlar peki burada mı dinilmiş? Buyurun bir tane Dadaloğlu okuyalım o zaman. Kız yoluna kurban başım ister olsun on kardeşin. Kardeşin değil kardeşin Dadaloğlu. Karacaoğlan'dan da okuyalım. Sevdiğim bahçan güllenmiş sararmış gülün kocalmış. Karacaoğlan'da bahçesi yok bahçesi var. A-ı değişimi çağır demiyor, biz türkü çığırırız, türkü çağırmayız. Acaba demeyiz, acaba deriz.
Boğaz demeyiz, bağız deriz. Hırça demeyiz, fırçı deriz. Gene iki büyük Türkmen ozandan. Çığır Karaca olan çığır, çağırmıyor, çığırıyor. Taş düştüğü yerde ağır. Bir de Dadaloğlu okuyalım. At kulağını dikmiş, gözün süzer. Güvel ördek gibi göllerine yüzer. Çırpıştırınca Akça cerendi toza. Çarpıştırınca değil, çırpıştırınca. Ey değişimleri var gene. Mesela enginar demiyoruz, inginar diyoruz. İskemle demiyoruz, iskemli diyoruz. Burada da Aşık Cuma'dan bir şey okuyayım. Gündüz gezemez sefil yarasa, onun seyahati gece yarısıdır. Gece değil, gece yarısıdır. Demek ki ey değişimi Kıbrıs has bir özellik değilmiş. İyi değişimleri var. İniş yerine eniş. İyi yerine eğ. İkiz yerine ekiz. Giy yerine gey. Niçin yerine neçin? Kiremik yerine keremik gibi. Gene dönelim bakalım. Bu büyük Türkmen ozanlara. Karaca olan. Kalk sevdiğim geyin kuşan. Topuğundan artar saçın. Yiğidin eğisi arda kalandır. Yiğidin kötüsü başa beladır. Karaca olan. Bir de anonim bir şey okuyalım. Yaylanın eğisinde güzeller gezer. Çiğdemin eğisini keklikler kazar. Demek ki bu değişimde. Burada dinilmiş bir şey değil. Eski zamanlardan kalma. Türkçenin Anadolu'da kalmış ağızlarında da kullanılan değişimler bunlar. Mesela ı-i değişimi. Ira, irak demek, bıçağa bıçak demek, yılana ilan demek. Ta Kaşkanlı Mahmut'tan beri Divan-ı Lügat-ı Türk'te bile yazıyor ki Oğuzlar bazı sözlerin başındaki y sesini düşürüp öyle konuşuyor. Yani yılan demiyor, ilan diyor. Ha. Ama bazen de olmayan bir şeyin başına bir y sesi geliyor. Örneğin esir demiyoruz, biz yesir diyoruz. Onu da okuyacağım biraz sonra bir ünlü büyük Türkmen ozandan yesir denildiğini. Çizgi yerine cızgı demek gibi, çizik yerine cızık demek gibi, fakir yerine fakır demek gibi, hapis yerine hapıs, hangi yerine hangi. Pir Sultan Abdal da bırakın hangiyi kangı da diyor. Yani hangi değil, kangı diyor. Efendim, Virani Baba'dan bir UO değişimi okuyayım size. Uğradığını bir yerde dahi geri şahsa bir hesap. Uğramak değil, uğramak. Bir de yuvarlak ünlüler düz yaşıyor Kıbrıs ağzında. Örneğin, çamur demiyoruz biz. Çamur diyoruz. Çavuş diyoruz. Gavır diyoruz. Havurmak değil, kavurmak. Havız diyoruz. Hamır diyoruz. Harpız, kavın, tavık diyoruz. Avuç diyoruz, kabık diyoruz falan. Bu da bir Antep türküsünden bir şey okuyayım size. Bağım verdiğim özüme çubuk değdi gözüme. Çubuk değil, çubuk. Demek ki bu da istediğimiz bir özellik değil. Bir tane daha okuyayım. Kara koyun kuzuludur, sağ ayağı bazılıdır. Pazulu değil, bazılı. Efendim. Ünlü türetiyoruz bazı laflarda. Mesela lif değil, ilif diyoruz. Biz çok ünlüdür o şey var ya, hani banyoda kullandığımız. Adı çok ilif diye geçer yani bizde. Rum demiyoruz, urum diyoruz. Bir ses daha ekliyoruz. Raf demiyoruz, iraf diyoruz. Karaca olandan gene. 80'inde Karayazın yazıldı. 90'ında Gül İringi Mozullu. Bir manilem, varayın da oğlumun eline, nergis yollayayım yarimin eline. Efendim, bir avşar manisi okuyayım size. Ilgıt ılgıt yel esti urumdan,
duydum hali yaman olmuş afşarın. Sözcük ortasına sesli ekliyoruz. Mesela radyo demiyoruz, radyo diyoruz. Alman demiyoruz, alaman diyoruz. Kükre demiyoruz, küküre diyoruz. İnle demiyoruz, inile diyoruz. Ortaya bir sesli, ünlü ses ekleyerek bazı kelimeleri kullanıyoruz. Gene Uzun Yayla'dan ve Pir Sultan Abdal'dan bir alıntı. Ali, Ali diye ne inlersin? İnlersin, dolap derdin ne senin? Sen de benim gibi yerden mi ayrıldın? İnilersin dolap derdin ne senin? İnlersin değil, inilersin. Pir Sultan Abdal. Sözcük sonunda da, mesela giderken demiyoruz, gider kana diyoruz, gelir kana diyoruz. Bazı ünlüleri düşüyoruz. Bazısını ekliyoruz, bazısını düşüyoruz. Nerede demiyoruz, nerede diyoruz. Yiyecek, yiyecek demiyoruz, yiyecek diyoruz. Avukat demiyoruz, avukat diyoruz. Kilise demiyoruz, kilise diyoruz. Efendim, gene bir yörük türküsü okuyayım size. Yörün güzelleri yaylaya yörün. Yürüyün değil, yörün. Gelin alaşına bir fırsat verin. Güveyimiz gelende halıyı serin. Yörün gidelim de fırsat verelim. Yörün, yörüyün değil. Mesela şu Beysel, güzelliğin on par etmez. On par etmez değil. On par etmez. Gidiyor. Ünsüz, ünlü değişmeleri bunlardır esasında. Ünsüz değişmelerine gelince sert ünsüzleri yumuşatıyoruz. Yani küçük demiyoruz. Küçük diyoruz. Efendim, ne koyalım senin adını? Herkes bir harmanın adını. Daha bir tanesini tatmadın, bir kavgalık ver dedi. Tatmadım değil, tatmadım. Koyalım değil, koyalım. Mesela peleri de yapıyoruz. Parmak diyoruz, parmak demiyoruz. Bahalı diyoruz. En ilginci kılsa, çok hoş ve bizim de güldüğümüz, patates demiyoruz. Badades diyoruz. Biz de gülüyoruz yani ona ama öyle söylüyoruz. Yani sert ünlüleri yumuşatarak söylüyoruz. Efendim, mesela kelime sonunda Kıbrıs demiyoruz, Kıbrıs diyoruz farkındaysanız. Z ile söylüyoruz. Aynen aşırı isimde de var. Kıbrıs'a düşecek Türklerin yolu diye bir şeyi var. Israrı var şey. Aşırı isimde de. Efendim, bazen yumuşak ünsüzleri de sertleştirerek söylüyoruz bazılarını da. Mesela pencere demiyoruz, pençere diyoruz. Balta demiyoruz, palta diyoruz. Biz bir şeyi bölmeyiz, pöleriz. Baklava demeyiz, paklava deriz. Tabut demeyiz, taput deriz. Çabuk demeyiz, çapık deriz. Çünkü bunlar mesela Dede Korkut'ta Bay Bora pay küre diye geçiyor. Pay biçen ise pay küçen bey diye geçiyor. Yani yumuşak ünsüzü sertleştirip söylemek Dede Korkut'ta da var. Hızır düştü palçığa, palçığa değil palçığa çıkardılar harayla. Cerçe değişimlerimiz var. Yalancı değil yalancı demek gibi. Can Bulat değil, Çin Bulat diye geçiyor bir yerde. Can Bulat, avşar şeyinde, ağzında. Şimdi avşar falan değil farkındaysanız özellikle üstünde duruyorum. Çünkü Karacaoğlan'ın annesi Karahacılı obasındandı. Ve Karahacılı obasından burada ciddi miktarda insan sürüldüğünü de biliyoruz. Onun için Anadolu'dan ve Anadolu öncesinden taşınarak geldi bu ağız diye iddia ediyorum. Efendim, gölgeye kölge dediğimiz oluyor. Osmanlılarda mesela Göktürk değil Köktürk, Gültigin değil Kültigin diye geçer. G kaya çevrilmiş.
Yazın kölge hoş olur. Gölge demiyoruz, kölge diyoruz biz de. Kışın çuval boş olur. Bu da aşağı atasözü. Efendim, en önemlisi bence nazarge sesidir. Nazarge arkadaşlar, denizden gelen ge sesi, Göktürk alfabesinde bir harf ile temsil edilen bir sestir. Tenci demiyorlar zaten, tengri diyorlar. İstanbul ağzının dışındaki bütün Türk ağızlarında nazarge vardır. İstanbul ağzında yoktur. Niye? Çünkü İstanbul ağzını yönlendiren dönmeler Türk olmadıklarından bu sesi çıkaramıyorlar diye İstanbul'a o zaman bu ses girmedi. Ve dizilerde benim eşim çok dizi seyreder sağ olsun. Ben de hasta olurum. Hepsinin holdingi var. Holdingi. Holdingi diye bir kelime yok. Hiçbir dilde yok. İngilizce'de de nasıl gelir onun sonu? I am coming. Öyle bir kelime yok. Öyle bir ses yok. Hangi dilde konuşursanız konuşulur, nazar gelir orada olan. I am coming, holding gibi. Ha bizim ağzımızda bu çok canlı bir biçimde yaşıyor. Bu nazar gelir. Şimdi bu şeye geçilirken, Fali Rıfkat Ayın Çankaya'da bir kitabı var. Bir başyapıttır. Yani okumayanlara tavsiye ederim. Pek çok şey anlatıyor çünkü orada. Latin alfabesinin geçiş dönemini anlatıyor. Orada mesela o komitenin bir üyesiydi Fali Rıfkat Ay'da. Örneğin kaf ile kef'in farkını. Eski yazıda kaf ve kef iki tane ka var. Yani iki ka sesi var. Kaf, mesela kalın diyecekseniz kafla yazarsınız. Kar diyecekseniz kafla yazarsınız. Ama kar diyecekseniz kefle yazarsınız. Kazım diyecekseniz kefle yazarsınız. Şimdi Türkçe bu yeni şeye, alfabeye bunu nasıl alalım diye konuşulurken kefi Q harfiyle karşılayalım. Kafı da K harfiyle karşılayalım diye bir şey çıkmış ortaya, bir görüş çıkmış ortaya. Ve Kazım Karabekir çok kızmış buna. Benim adımı Gavcama sayarsınız diye. Q ile başlıyor çünkü. Ve Kazım Paşa'nın hatırına Q'yu da unudum. Anmış demiş şapka koyun da öyle anlaşılsın. Sonra Türk Dil Kurumu sağ olsun Türkçe ile oynamaktan bıkmadılar. 100 sene oldu. Şapkayı da kaldırdılar. Şimdi adam para kazanmaktan mı bahseder, yağıştan mı bahseder anlamıyorsunuz konuşurken. O hale geldi. O sesler bizim ağzımızda var ve yaşıyor. Yalnız bize değil, biraz önce işte Renat Bey'den sırf bahsettiğim, ben kendi hesabıma Kazan'dan Buhara'ya kadar bu konuştuğum, Kıbrıs'ta konuştuğum ağzı konuşarak herkesle anlaştım. Anadolu'nun her tarafında da anlaşırsınız. Bağdat Caddesi'nde anlaşamayabilirsiniz. Ya da Nişantaşı'nda. Bunu da eleştiri olarak söylemiyorum çünkü bir halkın ulus olması için bir ulusal dilin olması lazım. Ve ulusal dil de bütün halkın, herkesin anladığı dildir. Ve bu İstanbul ağzı bizde Türkçe'de. İstanbul ağzı yazarsanız veya İstanbul ağzı konuşursanız 200 milyon Türkçe konuşan insan anlar. Yerel ağızla konuşursanız, yalnız o yerdeki insanlar anlar sizi. Yerel ağızla edebiyat olmaz. Yani düşünün 100 bin kişinin anladığı bir roman yazayım ben. Var yani yayınlanmış, romanın da var yayınlanmış. İstanbul'da yayınlanmış. Hem de, tabii ki ulusal dille yazacağım. Yani ben Girne Kapısı'ndan Sarayevine kadar okunması için bir şey yazmıyorum. Türkçe yazıyorum, Türkçe'de yazıyorum yani. Ulusal dil olur. Çok önemlidir. Evet ama yerel diller de halkların kökenlerini ele veren kodlardır. Bunları ortadan kaldırmak aslında halkın kökenini ortadan kaldırmakla eş anlamlıdır. Uluslaşmayı değil, tam aksine
yalın kat kültürsüz bir topluluk haline gelmeyi doğurur. Yerel ağızlar ortadan kaldırmak için mücadele etmek. Sonuçta televizyon spikerlerinin konuştuğu bir takı tukur, anlamsız ve müzikalitesiz bir dil konuşmaya başlarsınız ki bugün bir İngilizce sözlükte 100 bin kelime varken bir Türkçe sözlükte 100 yıl başında 97 bin kelime vardı. Şu anda 36 bine indi. Sokakta 300 kelimeyle konuşan bir kalabalık var. Şimdi sizden nereden çıkacak? Bir Somerset Maugham. Hangi yazarınız Nobel kazanacak? Bir Garcia'yı siz nasıl yaratacaksınız? 3000 kelimeyle. O bakımdan dili yalın katlaştırmak veya öz Türkçe dediğimiz, ben ona da karşıyım, Çağatayca'ya özenip Çağatayca'da da olmayan laflar icat edip halkın da hiç kullanmadığı bir miktar aydın, yani dırnak için aydın diyorum buna da, aydınlık şovu yapan bir miktar insanın halktan farklılaşmak üzere özenle dikkatle kullandığı bir yapay dil. Genel Türkçe'den bahsediyorum şu anda, Kıbrıs Türkçesinden değil. Bu o milletin kültürünü yüceltmiyor arkadaşlar, görüyoruz. Efendim, burada mesela bir şey okudum, Dadaloğlu'nun bir şiirinden. Odanızın hasırıyım, karıncanın yesiliyim. 1974 yılında esir düşürüyorum. Ve geri geldim de esirlikten. Her ölümüyle ihtiyar benden yesirliğim nasıl bir şey olduğunu anlatmamı isterdi. Ve yesir lafını Kıbrıs'ta böyle bol bol kullanıldığını o zaman şey ettiydim, fark ettiydim. Efendim, şimdi var göçüşmeler, var uraklarda farklılıklar var. Mesela ile bağlıcı yerine inan diye. Mesela yağmur olan sel, hızır gitti hayvan. İkan ulacı. Mesela kirpik dememek, kiprik demek. Dadaloğlu'nda da var. Uyan kömür gözüm, eski o sabah yeri. Belenmiş kızıl dağ ağrıyor tan yeri. Mihrap olmuş kaşı, Kabe'm bir kipriği. Hacer Esvet'ten de kara, setme benleği. Demiş. Şimdi Kıbrıs'ta yaşayan bazı sözcükler var ki eskiden bütün Türk ağızlarında vardı. Şu an Anadolu'da çok unutuldu, kullanılıyor artık. Ama bizde hala kullanılıyor. Örneğin ahdetmek ne demektir? Ahdettim, yemin verdim demektir. Ahdettim, bu adamın hayrettiği sürece ben hayretmeyeceğim mesela. Bu, kinlendim herife, ahdettim, yemin içtim anlamında kullanılır. Ve akıbet. Selam verir, selamını alırım. El bağlarım, divanımda dururum. Akıbet, yer yolunda ölürüm. Armağanım yoktur candan ziyade. Kimdenmiş? Karacaoğlan. Yani. Sonunda demektir. Sonunda demektir. Yani ne olacak ya? Akıbet ölürüm. Şeklinde kullanılır. Hala kullanılıyor. Acışmak, kaşınmak demektir. Acışınca öyle yaparsınız. Efendim, mesela ipe bürümcük dendiğini biliyor muydunuz? Kıbrıs'ta ipe bürümcük denir. Nereden? Çünkü Kıbrıs tut ağaçlarının epey olduğu ve orta çağlardan itibaren iyi ipek üretilen bir memlekettir. Onun için her evde, benim çocukluğuma kadar geldi bu, tezgahlar vardı, dokuma tezgahlar vardı. Yani bir ev hanımının bir marifeti de dokuma tezgahında evin ihtiyacını dokumaktı. Yaz için çarşaf, gömlek, elbise, bürümcük dokunurdu.
Hürümcük bugün Bodrum'da falan da kullanılıyor. Çünkü Bodrum'un da herisi görüktür. O kelime kullanılıyor orada da. Mendil dokunurdu mesela bürümcükten. İnce çünkü. Güzel, kolay katlanıp cebe falan girebiliyor. Bürümcük gömlek serin tutuyor. Bürümcük çarşaf serin tutuyor. İpekten nesli veya ipekten üretilen kumaşa bürümcük deniliyor diye hala deniliyor. Kıbrıs arasında duruyor kelime. Gayr olmak, kayıl olmaktan gelir. Çocukken konuşuluyordu. Rıza göstermek demektir. Benim çocukluğumda babaannem öyle söyledi. Yani, hadi gayr oldum git amcana. İzin verdim git. Yani, güman, derman demektir Kıbrıs'ta güman. Gümanım yok, dermansızım demektir. Efendim, gövnek, gömlek değil gövnek. Başka bir yine Türkçe kelime ki düştü bizim dilimizden. Bizim dilimizde düşsün diye elden gelen yapımda duruyor ama. Mesela dün sabah geldim, mutfağa dedim ki dersim vardı, birazcık erken bir kahve içebilir miyim? Hocam odanıza gideyim ben getiriyorum dedi Fatma Hanım. Odaya çıktım, daha masayı düzenlemeden bilgisayar açmadan pat kahve geldi. Haçamla getirdim biriyim. Yani ne kadar çabuk. Var, ağzımızda duruyor. Bu da şeyde, biz mi uydurduk bunu da? Yok, biz uydurmadık. Bir Türkmen ozandan okuyayım. Almayı nazik soyarlar, altın tabağa koyarlar, haçamla sığınımı duyarlar, arif olur ey Allah'ım. Ne zaman demektir? Efendim, burada bir şey var, Karacaoğlan'ın kullandığı birazcık erotik kelime var, onu kullanmayacağım. Dersten sonra merak edenlere anlatırım. Huylanmak, gıcık olmak, kıl kapmak, argo deyimiyle karşılığı Kıbrıs'ta hala kullanılıyor. Bu şeyden yine bir Rakya iskanı esnasında bir cerit dörtlüğünden okuyayım size. Bir adam gördüm demek kim söyler. Salağında 3-5 adam eğlenir. Kötü ülke gölgesinden huylanır. Dağıttım çolabı sen at baş başa. Gölgesinden huylanır. Gölgesinden korkuyor. Efendim karma karış korkan kurada Rumca zannediyoruz Türkçedir. Kuzum. Ha. Doğan Avcıoğlu Türklerin tarihinde 10. yüzyıldan beri Oğuzların tırtıla kurt dediklerini söyler. Kıbrıs'ta tırtıl lafı yoktur. Kurt var, kurtçuk. Şu solucan kurt deriz. Efendim, methetmek, paluje, tepkili şaşmak ucundan. Mesela çok şaşırdığında böyle olduğunda tepkili şaştı deriz biz. Allah Allah dedi kaynadı coştu. Gören adamların tepkili şaştı. Dadalı. Kıbrıs'ta kullanılıyor. Havlanmak, su varmak, su eline su varılır. Zay etmek. Efendim bir de bir dizi kelime var ki Türkiye'de yayınlanan bazı kitap, özellikle Kültür Bakanlığı'nın kitaplarında kitabın arkasından bir sözlük ilave edilir. Bu eskiden kalma Türkmence kelimeler. Ki buradan sözlüğü ben yayınladım. Hemen hepsi Kıbrıs'tan bilinen şeylerdir. Lengerler, menetler, mancalar, zıbınlar. Efendim, şimdi gene 1958'lerden sonra biz böyle daha da Türk olmak istediydik ve daha da Türk olmayı Yeşilçam filmlerinde konuşulan dildir zannettiydik ve bir ayrı kelimeyi Rumca zannedip dilden düşürdük. Mesela bunlardan
kitapta görünce aklıma gelen cippana. Cippana çalmak nedir arkadaşlar, biliyor musunuz? Bilmiyorsunuzdur. Yörük yoksanınıza bilmesiniz. Alkışlamaktır. Bizler öyle söylüyorduk köylerde. Medeni değil gerektiğini kaldırdık, alkışlamayı koyduk yerine. Onu da sildik. Benim yaşım alanların hafızasında kaldı. Efendim, çok daha mühim bir kelime var. Mesela biz birine özür dileyelim deyip de bir şey sormuyoruz. Sormak ayıp olmasın deyip de soruyoruz. Sormak ayıp olmasın ama siz ne diyeceksiniz diye soruyoruz. Benim çok hoşuma gider. Bir kelime var Türkçe. Evliya Çelebi seyahatnamesinde de geçiyor bu kelime. Bunu da biz medeni bulmayıp unuttuk. Dibelik. Dibelik dibine kadar, sonuna kadar demektir. Yani dibelik cahilsin ha. Bunu hiç işitmedik. Dibelik'in yalan haberi yokmuş. O anlamda kullanılıyor. Seyahatnamede var. Sormak ayıp olmasın var. Tepselmek bir şeyin. Pişi. Bizim köylerimizde çok sevdiğim bir hamur tatlısıdır. Okurken bir gün bir baktım ki Hacı Bektaş Veli'nin en sevdiği yemekmiş. Pişi. Kırşehir'de. Kıbrıs'a gelirken pişi biz. Kırşehir'den gelirken getirdik. Benim annemin nenesi vardı. Eve çamaşırı yuyardı. Çamaşırı uyuduktan sonra televizyonun kendine çimerdi. Anladınız mı? Yumak da yıkamaktır, çimmek de yıkanmaktır. Çamaşırı yuyar. Çamaşırı yuyarken terler. Çamaşırı yıkarken kendine çimer. İdi. Saf Türkçe kelimeler değil. Hepsini düşürdük. Efendim. Evet. Ve bunun sonunda bu kitapta bir bölüm yazdım. Bir boya boyanmak gerek, bir sudan sulanmak gerek, bir dili söylemek gerek, perişaklar bilmez mola. Şah Hatay, Şah İsmail yani. Bir boya boyanmak gerek, bir sudan sulanmak gerek, bir dili söylemek gerek, perişaklar bilmez mola. Bir Türkçe, tam Türkçe. Efendim, bir dua okuyayım size madem. Her Kıbrıslı Türk bu duayı bilir çünkü nenesi yerini okumuştur çocukluğunda, uyumadan önce. Dua şu. Bismillah, Allah, Allah. Yattım Allah, kaldır beni. Rahmetine daldır beni. Eğer badem yettiyse, iman ile gönder beni. Yattım sağıma, döndüm soluma, sığındım şifalıma, mürşidime, rehberime, pirime, dinime, imanıma, kalkar isem Allah, kalkmazsam aminti billah, döştürür Allah'a eyvallah. Bu uyku duasıdır. Her Kıbrıslı Türk bilir. Kime sorun, sokakta gördüğünüz, yattığın sana döndüğün soluma, duydun mu? Hepsi bilir. Hepsi neresi bunu okumuştur çünkü. Gülbank'tır arkadaşlar. Gülbank'tır bu. Zaten Bismillah diye başlamasından belli. Alevi duası. Ondan belli. Şimdi rahmetli Rauf Denktaş'ın Karkot Derisi diye bir kitabı var. Çocukluk anılarını anlatır. Onu anlatıyor ki kendi uyumadan önce baba annesi ona bu duayı okurdu. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok muhterem ve büyük bir adamdı. Ben bunu okuyunca kaptığım kitabı koşarak gittim makamına. Sayın Başkan babaanneniz bunu mu okuyordu? Ha bunu okuyorum. Bu neydi dedim. Bilmiyor musunuz? Ya biliyorum, biliyorum ama her ülkeleri söyleme. Ya. Yani bir anlam var bunun çünkü Bektaşilik'ten gelmiyor çünkü. O anlamı o. Yani duyulmasın istemiyor çünkü bugün başka anlamlar veriliyor o işlere. O tartışmanın içinde olmak da istemiyoruz. O bakımdan çok reklamını etmiyoruz ama
Bu duayı da her Kıbrıslı Türk biliyor. Onu söyleyeyim size. Efendim, şimdi bu kadar lafın için ettik arkadaşlar. Konuşulmakta olan Kıbrıs'ta konuşulmakta olan ağzın burada icat edilmediğini, ta başına yaptığımız iddianın, yani 14. yüzyıl Türkmen ağzının Anadolu'dan buraya taşındığını ve izole yaşandığı için de son yüzyıla kadar korunduğunun kanıtları olarak bunları söyledik. Aslında koca kitapla yazdık bu konuda. Bir tane daha var bu konuda yazılmış kitabım. Pek çok ayrıntıya da gerek yoktur. Burası lisans sınıfı çünkü. Bir doktora verseydi de ayrıntılarda konuşuruz. Ama Kıbrıs kozmopolit bir memlekettir arkadaşlar. Geçmiş dersleri düşünün. 16. yüzyıl sonuna kadar 8.000 aile, 4'le çarpın 32.000, 5'le çarpın 40.000 nüfusun buraya göçürüldüğünü, 17-18. Yüzyıllarda ise 2.480 hane daha göçürüldüğünü, cem'an toplam 10.000 küsur hanenin Kıbrıs'a göçürülmüş olduğunu, 2 çocuk hesabıyla 40.000, 3 çocuk hesabıyla 50.000 nüfustan bahsediyoruz. Ve İngiliz'e Kıbrıs'a geldiğinde Kıbrıs'ta Türkçe konuşan, Müslüman olan ve kendine Türk'üm diyen 47.000 kişi bulduğunu nüfus sayımında anlatıp duruyoruz. Fakat hele Osmanlı devrinde vergileri de anlattık. Geçen dersi galiba vergileri konuştuğumuz ders veya bir önceki ders. Daha az vergi vermek için yahut devlet nezdinde daha çok itibar sahibi olabilmek için belli toplulukların belli zamanlarda Osmanlı döneminde İslamiyet'e geçtiklerini biliyoruz. Kıbrıs'ta var mı böyle topluluklar? Var. Ne kadar? Şimdi o İngiliz nüfus sayımından 1878 nüfus sayımı, gerçeğimizde Osmanlı döneminde yapılan 1831 nüfus sayımı da var ama biz İngiliz dönemine bakalım. Bakarsak işte 47.000 ile 60.000 arasında Türkçe konuşan, Müslüman olan, Türkçe konuşan ve kendini Türk diye tanımlayan nüfusun yanında 270.000 dolayında Grekçe konuşan, Ortodoks olan ve kendini Helenin diye tanımlayan bir nüfus olduğundan bahsediliyor. Bunların yanında 1500 tane İtalyanca konuşan, Katolik olan ve kendini Latin diye tanımlayan, 5.000 tane Ermenice konuşan, Gregorian olan ve kendini Ermeni diye tanımlayan ve 5.000 adet de Grekçe konuşan, Müslüman olduğunu iddia eden, hiç camiye gitmeyen, sünnetsiz, Rumca konuşan bir topluluktan bahsediyor. Bunları Dinobambaki diye tanımlıyorlar. Kıbrıs'ta öyle deniyormuş o topluluğa. Dinobambaki, linen, ipek ve pamuk. Pamuktan pamuk. Yani hem pamuk hem ipek. Veya ne pamuk ne ipek. Veya her ikisi birden. Nasıl yorumlarsanız yorumlayın ama ne ondan ne bundan diye bir topluluk olduğundan söz ediyor İngiliz. Ve açıklıyorlar bunları. Efendim bu insanlar İngiliz kayıtlarına göre 1500 kişi diye geçiyorlar. Roma iddiası, Roma, Vatikan iddiası 5000 kişi oldukları doğrultusundadır. Bunlar Katolik iken, Osmanlı döneminde adada kalmak isteyen ve adada kalıp bedeli askeriye ödeneceği zaman, biliyorsunuz Osmanlı döneminde askere Müslümanlar gider, Hristiyanlar bedeli askeriye öder. Bedeli askeriye ödeneceği zaman Müslümanım diye vergi ödememek için, askere gideceği zaman da Hristiyanım diye askere gitmemek için böyle bir topluluk olduğunu, bunların isimlerinin her iki dinde de
geçerli olan isimler olduğunu, çocuklara isimler koyduklarını. Yani Ali yok, Hasan yok, Hüseyin yok, Hristo yok mesela, Andreas yok mesela. Ama her iki dinde de geçen, örneğin İsa, Musa iki dinde de geçiyor. Efendim, Davut, Yakup gibi her iki dinde de geçen. Kızlarda Meryem, Maria da olur. Havva, İv da olur. Eva da olur. İsimler koyduklarını, hocanın önünde kelime-i şehadet getirdiklerini ama sünnet olmadıklarını, papaza istanur çıkardıklarını ama kiliseye gitmediklerini. Buna karşı Osmanlı da bunlara hem döve döve vergi aldığını hem de döve döve askere götürdüğünü. Ona yutmamış yani. Ama böyle bir topluluk İngilizler geldiğinde hala bu hatada vardı. İngiliz geldikten sonra bunlar iki büyük Kıbrıslı halk arasında çekişme sebebi oldular. Çünkü adam diyor ki Müslümanım, müftü gitti sahip çıksın. Ama gece de Hristiyan diyor, sünnetsiz. Başbiskop olsa gitti sahip çıksın. En azından yarısını döndürdüğümüzü biliyoruz. En az yarısını döndürdüğümüzü biliyoruz. Müslümanlar döndü. Niye? Gittik köye okul yaptık, cami yaptık. Davul zurna götürdük. 40 yaşında herkes için sünnet ettik. İster istemez otur aşağı sünnet olacaksın diye. Çıkar göreyim şeklinde. Ve en az yarısını Müslüman yaptık. Şimdi bu arkadaşlarımızın bunu bu şekilde konuşmak aslında bu çağda ulus, insanın kendini hissettiği ulustur. Yani kimseyi etnik kökeyle yargılayamazsınız. Aşağılayamazsınız da. Fakat ana dilinin Türkçe olmadığı da aşikar. Onun için burada sağda solda bozuk bir Türkçe ağzı işitebilirsiniz. Kelimelere dikkat etmeyin. Çünkü her dil başka dillerden ödünç kelime alır. Bu savaşırken bile olur. Yani Rusça'dan Türkçe, Türkçe'den Rusça'ya çok kelime geçmiştir. Geçiyor. Türkçe, Rumca, Rumca, Türkçe'ye. Yunanistan'da konuşulan, Helence'de kullanılan Türkçe kelimeler Kıbrıs'takinden çok daha fazla. Bizim ağzımızda birkaç Rumca kelime bulabilirsiniz. Ödünç kelime oluyor. Ödünç kural olmaz. Bu da Fahri Fıkhatay'ın tespiti değil. Tamam. Tamam, tam out. Ödünç kural olmazsa kaldım. Ödünç kelime oluyor. Ödünç kural olmaz. Evet. Ne kadar ara? 15 dakika mı? Yarım saat mi? Yok 15 dakika. Çünkü 11'de başka dersim var. Bunu bitireyim de ona hazırlanayım. Ses durumu ne? Tamam. Evet, nerede kalmıştık? Bir dil başka dilden kelime ödünç alır demiştik. Kural ödünç alamaz. Ona dikkat ediniz. Eğer adam derse ki dün benmiş gittim Lefkoşa'ya, Türkçe kelimeleri de Latince konuşuyor. O Türkçe değil. Onu ayırt ediniz. Yoksa buradaki ağzın özelliklerinde Türkçe başka bir şey yoktur. Ama vakti zamanında bir biçimde Türkleşmiş ve ana dilde Türkçe olmayan. Ha bu Anadolu'da da var ha yani. Kimse gülmesin. Anadolu'yla ilgili ağzımı açarsam kimse hoşlanmaz. Orada da var aynısı. Evet.
Türkçe kelimelerle başka dilin bir kurallarından oluşmuş. Başka bir dilin kurallarıyla oluşmuş bir şey konuşuyorsa o Türkçe değildir. Ona dikkat sarf etmeyin. Yoksa buradaki Türkçenin kendi özellikleri Daraloğlu'ndan, Karacaoğlan'dan, Aşık Veysel'den öyle anlattım. Anadolu'da konuşan Türkçe'nin farklı değil. Kendine hastır. Niye? Zorla buraya sürülmüş. 350 yıl burada mektepsiz, medresesiz ve dünyanın da izole, Anadolu'dan da izole yaşamış. Onun için geldiği gün ne konuşuyorsaydı ta 20. yüzyıl başlarına kadar onu konuşarak gelmiş bir topluluk var burada. Sağdan soldan Salim'in üstüne serpilen tarçın gibi eklemeler yapılmış olabilir. Ama ana karakteri bozmuş değil. Teşekkür ederim. Ders bitti. Bir dersimiz daha var. Ondan sonraki ders gene tekrar yapacağız. Ondan sonraki haftada sınav var.